Evet, bugünkü karşılaşmadan beklentimiz tabii çok farklıydı. Kazanıp Eskişehir ve Keçiören maçlarına moralli e, hazırlanmak ve bir haftada oynayacağımız üç karşılaşmayla e, ligde daha farklı yere çıkmak istiyorduk. İlk devre iyi oldu bence. E, rakibe pozisyon vermedik, pozisyon bulduk. Tabii ofansif olarak biraz daha üretken olalım diye çok fazla böyle beklentimize karşılık bulamadığımız Oyuncu oyuncularımızı değiştirmek istedik. İkinci yerde fena başlamadı aslında ama sonrasında maalesef e, bandırma maçında olduğu gibi hakemimiz maalesef çok net bir foğlu e, görmedi ve o pozisyon bize biraz pahalıya mal oldu. E, sonrasında tabii oyuncu değişiklikleriyle e, farklı Pozisyonlarda e, sistemi değiştirmeye çalıştık, oyuncularımızı farklı pozisyonlara aldık, hamleler yapmaya çalıştık e, ama açıkçası çok e, üretken olduğumuz da söylenemez. Tabii ki e, kaybetmek bizi çok üzdü ama şunu söylemek istiyorum ki e, biz inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Sonuçta bu türlü mağlubiyetler bazen size 3 puan kaybettirir ama 3 puandan daha fazlasını getirecek içeride değerler ürettirir tecrübe kazandırır, bazı gerçeklerle yüzleşmenize sebep olur. Bu yüzden biz bu maçı bu şekilde değerlendirip şu anda yapmamız gereken en, bir bir iş var ki o da bir an evvel bu maçın olumsuz etkilerinden kurtulup, gerekli dersleri çıkarıp, kafamızı kaldırıp salı günü oynayacağımız Eskişehir Spor karşılaşmasına hazırlanmak ve o maçı kazanmak. Ki ondan sonraki e, maça da e, moralli, e, o maçı da moralli oynayabilmek. Biz üzgünüz tabii ki ee, ama biraz evvel de söyledim. Futbolda bu türlü maçlar oynanıyor. Ee, yeter ki bu maçtan gerekli dersleri çıkaralım ee, Bize daha sonra e, bu kaybettiklerimizden çok daha fazlasını kazandıracak değerleri üretebilelim, ortaya koyalım. Bunu yapmaya çalışacağız. Ben İstanbul Spor'da tebrik ediyorum. Ee, iyi mücadele ettiler. Galibiyeti de hak ettiler. Ama... Ee, hakemlerin bu türlü kararları bize birkaç maçtır çok pahalıya mal oluyor. Ee, bu konuda bir dikkat çekmek istiyorum. Ee, aynı bandırma maçında da dört tane e, maçın kaderini etki edecek e, bariz hakem hatası, bugün ilk koldaki bariz hakem hatası e, çok normal gelmiyor. O yüzden ben bunu söyledikten sonra biz de kendi üzerimize düşen e, görevlerini yerine getirip inşallah bundan sonraki dönemi daha iyi yaşamak istiyoruz. E, teşekkür ediyorum. Yani tabii e, çok fazla mazeret e, üretmek istemiyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var. Maalesef iki maç üst üste aynı kadroyla oynayamamanın her maçta 4-5 tane oyuncu değiştirmenin maalesef sıkıntılarını yaşıyoruz. Yani futbolda tabi devamlılık, istikrar beraber oynama alışkanlığı bence performans için çok önemli şeylerdir. Biz maalesef bir hafta oynuyoruz. Ertesi hafta tekrar her şeyi yıkıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Bir sonraki hafta maalesef işte elimizde olmayan sebeplerden dolayı yeniden bir takım yapmak zorunda kalıyoruz. O yüzden bu sıkıntı da bizim tam anlamıyla istediğimiz oyunu oynamamıza engel oluyor. Ama bu süreci de yaşayacağız. İnşallah bundan sonraki süreç bizim adımıza bu olumsuzlukların bittiği ve şanssızlıkların da sona erip böyle istediğimiz kadroyla bırakın biz maç oynamayı antrenman bile yapamıyoruz. Yani o yüzden bu sıkıntıları inşallah en kısa süre içerisinde atlatıp daha iyi bir görüntü çizen ve hedefine emin adımlarla ilerleyen bir takım olacağız inşallah.